Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Nazardaydı herhalde Recep Hocam. Hocam maalesef böyle bir sıkıntı yaşadık. Size ve tüm izleyenlerimize, tüm cemaatimize bu konudan dolayı özür diliyorum. Kusurumuza bakmasınlar. Bir aksaklık Estağfurullah. yaşadık. Her şeyde bir hayır vardır hocam. İnşallah hocam. Geceniz mübarek olsun. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Hamdolsun sizler değilsiniz. Allah'a şükürler olsun hocam. Sağlığınıza duacıyız. Müsaadenizle ben bir giriş yapayım. Ondan sonra Tabii. programımıza başlayalım inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli cemaatimiz, kıymetli izleyenler, öncelikle yayınımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün inşallah Kastamonulu tarihçi yazar Erdal Arslan hocamızla birlikte genç sahabelerden günümüz gençlerine örnekler konusunu işleyeceğiz. Bu konuyla alakalı hocamız bizi bilgilendirecek, bizlerle beraber olacak inşallah. Ben öncelikle buradan size birkaç kişinin selamını iletmem gerekiyor. Onları iletmek istiyorum. Hacı Kemal Destebaşı Camii Gençlik Kolları Başkanımız Emre Yılmaz abimin, Hacı Kemal Destebaşı Camii İmam Hatibi Musab Doğan hocamızın ve yönetimimizin siz kıymetli cemaatimize çokça selamı var. Hocam size de dernek yönetimi olarak çokça teşekkür etmemi istediler yayınımıza katılım sağladığınız için. Allah razı olsun. Estağfurullah. Estağfurullah. Şimdi inşallah hocamın ben hayatından bahsetmek istiyorum. Şöyle kısaca, çok kısa bir şekilde değinmek istiyorum. Detaylı bilgi almak isteyenler için ben yine bir bilgilendirme parantezi açacağım inşallah yayınımız bittikten sonra. Hocamız 2016 tarihinde Kastamonu Üniversitesi Tarih Fakültesinden bölüm birincisi olarak mezun oldu. O günden bugüne, hatta daha öncelerine dayanarak tarihle çok alakalı ve Kastamonu'da tarih denince akla gelen birkaç isimden bir tanesi oldu kendisi. Hocam çok değerli bir hocamız. Allah razı olsun kendisinden. Şimdi inşallah hocam konumuza başlayalım isterseniz. O Tabii. kutlu nesili, o Peygamber Efendimizin süzgecinden geçip Kur'an'ın ve sünnetin ışığında yaşamış ve cennetle müjdelenmiş olan kutlu nesili, sahabe neslini sizlerle anlatma gayretinde olalım inşallah. İnşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yessir ve la tuassir Rabbi temmin bil hayr. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin. Bir rahmetke ya Erhemer Rahimin. Değerli dostlar, Recep Hocamın dediği gibi bugünkü konumuz genç neslimize örnek olacak, örnek olarak anlatabileceğimiz her biri ayrı birer önder olan genç sahabelerimizdi. Ancak benim bir yeğenim var. İnşallah genç sahabelerin yolunda bir yeğen. Adı Bilal. Ben genç sahabelere geçmeden önce yeğenim Bilal'in adını aldığı Bilal-i Habeşi Hazretleri ile başlamak istiyorum. Şimdi Bilal-i Habeşi dediğimiz zaman aklımıza gelen üç kelime. Bir, siyahiydi. İki, karnına taşlar bağlanarak işkence edilmişti. Üç, peygamberimizin müezziniydi. Peki başka? Başka hangi özelliğini biliyoruz? Hangi özelliğini gençlerimize anlatabildik? Bu konuda ben elimden geldiğince çok kısa olarak, çünkü ilk programımızda Hezarfen Ahmet Çelebi'den Bayraktar'a uçuş Evet. serüvenini anlatmaya çalışmıştık. Onunla Fakat ilgili bir ben not düşeyim isterseniz hocam. kullanamadığımdan, buyurun. Geçen hafta benim şahsi Instagram hesabımda RecepTL25 hesabında hocamızda bir canlı yayın yapmıştık. Hezarfen Ahmet Çelebi ile Selçuk Bayraktar'a konusunu işlemeye çalışmıştık. Zaten bu vesileyle camimizin imamı Musab Doğan hocamız sizin yayınımızda görünce sizden çok etkilenmiş oldu ve sizi Estağfurullah. bizim cami cemaatimizle, cami gençliğimizle buluşturmayı arzu etti. Yani geçen hafta Hezarfen Ahmet Çelebi'den Selçuk Bayraktar'a konusunu işledik.
uçuş serüvenini anlatma gayretinde olduk. O da zaten YouTube'da falan mevcut. Biz o konuyla ilgili size o programı izlemek isteyenlere ve Erdal hocamızın hayatını detaylı bir şekilde bilgilenmek isteyenlere o yayını inşallah ben sizlere aktaracağım. O yayından izleyebilirsiniz. Buyurun hocam, sözünüzü kestim, kusura bakmayın. Estağfurullah. Şimdi orada asıl anlatmak istediğim Selçuk Bayraktar'dı. Ama ona çok kısa bir süre kaldı. 3-5 evet. Kelam edebildim. Aynı hatayı yapmak istemediğimden süreyi mümkün olduğunca tasarruflu kullanmak istiyorum. Evet. Bilal-i Habeşi dedik. Bilal-i Habeşi kendisi bir köleden doğan, doğduğu anda köle olan bahtsız bir insan. Ve köleler içerisinde de ilk Müslümanlardan ilk Müslüman. 30 yaşlarında Müslüman oluyor. Ve Müslüman olduğunu Mekke sokaklarında cesurca, açık bir şekilde, aleni bir şekilde haykırabilen o ilk İslam'ın gizli tebliği aşamasında açıkça bunu söylemeye cesaret eden 7 kişiden bir tanesi bile. Ve Müslüman olduktan sonra birçok işkenceler görüyor. İşkencelerin en ağırlarını gören 3 sahabeden birisi. Birisi, daha doğrusu 5 sahabeden birisi diyebiliriz. Ammar bin Yasir, annesi, babası Habbab bin Eret ve Bilal-i Habeşi Hazretleri. Evet. Bu kısımları zaten okuduk, biliyoruz. O konuya fazla değinmek istemiyorum. Hazreti Bilal'in çekmiş olduğu ızdıraba, acıya. Bildiğimiz manada Bilal-i Habeşi dediğimiz zaman müezzinliği akla gelir. Ezan akla gelir Bilal-i Habeşi ile ilgili olan. Ben Bilal-i Habeşi'nin 4 tane ezanından bahsetmek istiyorum. İlk ezanı, fetih ezanı, Peygamber Efendimiz'in vefatındaki ezanı ve Şam ezanı. Ve Şam ezanı zaten sesinin duyulduğu son ezanlardan birisi olmuştur. Evet. İlk ezanı malumunuz Mescid-i Nebevi inşa edilmiştir. İnşa edildikten sonra Müslümanlar istişare halinde bir meşveret meclisinde namaza insanları nasıl çağıralım diye bir düşünce, bir fikir alışverişi içerisindeler. İşte kimisi çan çalalım diyor, aynı Hristiyanlar gibi. Kimisi davul çalalım diyor. Kimisi ateş yakalım diyor. Bu tartışmalar sürerken uzaktan heyecanlı heyecanlı hızlı adımlarla bir sahabe yaklaşıyor. Abdullah bin Zeyd. Evet. Ve hemen Peygamber Efendimizin yanına geliyor. Ey Allah'ın Resulü diyor. Ben gece bir rüya gördüm. Rüyada namaza davet bana şu 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 şekilde tarif edildi. O esnada Hazreti Ömer atılıyor. Vallahi de diyor, aynı rüyayı ben de gördüm. Evet. Ve Peygamber Efendimiz çağırın Bilal'i diyor. Bilal'e kelimeler söyleniyor, kelimeler öğretiliyor ve ilk ezan Mescid-i Nebevi'de ilk ezan Bilal-i Habeşi Hazretleri tarafından okunmuş oluyor. Demiştik ya, Bilal-i Habeşi köleydi İslam'dan önce. Birçok işkenceler görmüştü. Ama Mekke'nin fethi, fetihte de Kabe'nin damına çıkarak, Kabe'nin üstüne çıkarak ilk ezanı okuyan kişi olacak Bilal-i Habeşi. Ve ezanı okurken hüngür hüngür ağlayacak. Bilal-i Habeşi ile beraber Peygamber Efendimiz ağlayacak. Peygamber Efendimizle beraber bütün sahabeler ağlayacak. Çünkü çekmiş oldukları ızdıraplar, çünkü Medine'den Mekke'ye doğru Mekke'nin kokusunu duya duya çekmiş oldukları vatan hasreti, İşte Bilal-i Habeşi'nin o okumuş olduğu ezanda sona eriyor. O ezanda İslam'ın en büyük fethi gerçekleşiyordu. Ve bu fethin ilanıydı o ezan aslında. Ve Bilal-i Habeşi'nin Medine'deki son ezanı. Daha doğrusu yarım kalan ilk ezanı. Peygamber Efendimiz'in vefatı kesinleşmiştir. Vefatından sonra malumunuz sahabeler arasında büyük bir şaşkınlık, büyük bir kaos, büyük bir inanamamazlık, hayret vardır. Kimisi o peygamber ölemez demektedir. Kimisi başını yerden yere vurmaktadır.
O esnada kim çıkacak sahneye sahabeyi sakinleştirebilmek için? Hazreti Ebubekir diyecek ki, eğer Muhammed'e tapıyorsanız bilin ki Muhammed öldü. Fakat Allah'a tapıyorsanız Muhammed onun Resulüydü ve bizim gibi bir kuldu. Onun da bir ömür kıstası vardı, bir kaderi vardı. Ve ezan vakti. Namaz geldi çünkü. Namaz vakti geldi. Ki ölüm kabullenilemiyor hocam. Çok büyük. Ki Hazreti maalesef. Ömer de bu konuda Hazreti Ömer eline kılıcı alıyor. Evet. Kim Muhammed öldü derse kellesini uçururum diyor. Yani böyle o bir derece acı. Müslümanlar şaşkınlık içerisinde, böyle bir acı içerisinde ve namaz vakti. Savaşlarda dahi namazı terk etmeyen bir cemaat, savaşlarda dahi en zorlu anlarda dahi namazı terk etmeyen peygamberin ashabı o esnada da namazı terk edemeyecek. Ve namaza davet, ezan. Bilal-i Habeşi Allahu Ekber, Allahu Ekber diyecek. Eşhedü dedikten sonra kelimeler boğazında düğümlenecek. Ve hıçkırarak ezanı yarım bırakacak. Ve ondan sonra da zaten Medine'den bir müddet sonra ayrılmak zorunda kalacak. Çünkü Medine ona dar gelecek. Medine'nin evet. her evinde, her sokağında, her caddesinde, her yerinde Peygamber Efendimiz'i görecek Bilal-i Habeşi. Birazdan niye her yerinde onu görecek onu da anlatacağım. İşte bilmediğimiz noktalarından bir tanesi birazdan anlatacağım olay. Ve diğer ezanı, Şam'da okuduğu bir ezan var. Çok enteresan, çok duygusal bir ezan. Fetih ordusunu Hazreti Ömer halifedir, teftişe gitmiştir. Ve o esnada Bilal-i Habeşi de o ordunun içindedir. Hemen sahabeler özellikle etrafını sararlar Ömer'in. Ya Ömer derler, sen koskoca halifesin. Bilal burada şu anda sıradan bir asker. Şunu zorla emret, yıllardır hasret kaldır. Onun sesini duyduğumuzda Peygamber Efendimiz gözümüzün önüne geliyor. Onun ezan okumasında Peygamberimizin kokusunu alıyoruz. Şuna zorla ezan okuttur. Siz diyor ne diyorsunuz diyor. O diyor peygamberin baş müezzini. Ben ona nasıl diyor fırça atarım, nasıl azarlarım, nasıl zorlarım. Ama rica ederim diyor. Ve gidiyor Bilal-i Habeşi'nin yanına. Diyor bak diyor ben de çok istiyorum. Arkadaşlarımız da çok istiyor. Ne olursun diyor. Bir sefer diyor senin ezanını dinleyelim. Senin ezanınla Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın kokusu burnumuzda tekrar tütsün diyor. Ve ısrarlara dayanamıyor Bilal. Bilal yüksek bir taşın üstüne çıkıyor. Başlıyor ezanı okumaya. Allahu Ekber dediği anda Hazreti Ömer bayılıyor. Dayanamıyor. Çünkü Bilal'in sesinde peygamber kokusu var. Ve yine Eşhedü'ye geldiği zaman Bilal de bayılıyor. İkisini de saatlerce ayıltamıyorlar. Ve Bilal'in bu sondan ikinci ezan okuyuşu olacak. Ve zaten Mekke'nin, özür dilerim, Peygamberimizin vefatında yarım kalan ezanından sonra üç kere daha girişimde bulunacak ama üçünde de Eşhedü'ye geldikten sonrasını getiremeyecek. Evet. Üçünde de Muhammed diyemeyecek. Çünkü Muhammed dediği anda bütün hücreleri hücuma geçecek. Muhammed dediği anda kendisinden geçecek. Peki Medine sokaklarının her yerinde peygamberi görmesinin, Hazreti Muhammed'i görmesinin asıl sebebi ne biliyor musunuz sevgili dostlar? Bilal-i Habeşi peygamberimizin müezzini değildi. Peygamberimizle beraberdi. Gecesinde gündüzünde, savaşında, barışında her yerde peygamberimizin adeta gölgesiydi. Baş müezziniydi ve aynı zamanda özel kalem müdürüydü. Bakın dikkatinizi çekerim. Peygamberimizin sır katibiydi. Peygamberimizin yanından bir an olsun ayrılmamıştı. Vefatına kadar peygamberimizin özel işlerini daima Bilal-i Habeşi Hazretleri organize etmiş, daima yanında bulunanlardan ilki olmuştu. İşte bu yüzden Medine'ye sığamadı Bilal-i Habeşi Hazretleri. Ve aynı zamanda dediğimiz gibi baş müezzindi. Ve Bilal-i Habeşi Hazretleri
Külli nefsin zaigatül mevt. Her nefis ölümü tadacaktır. Onun da dünyadaki fani alemdeki imtihan süresi bitip gideceği zaman, ha bu arada şunu söylemeyi unuttum. Aynı zamanda bir müddet Beytül Mal'in anahtarı da kendisindeydi. Nedir Beytül Mal? Hazine. Devlet hazinesi. Yani Maliye Bakanıydı. Bir dönem. Ve vefat ettiği zaman sevgili dostlar, Hilal-i Habeşi'yi kefenleyecek kefen bulamadılar. Cebinden 5 kuruş para çıkmadı. Evinden eşya çıkmadı. Şu eşyasını satalım da kefenini alalım diyebilecekleri bir tek eşya bulamadılar. Ve ne yaptılar biliyor musunuz? Anahtarı elinde olduğu halde zerre miktar bir şey almadığı Beytülmal'den kefenini aldılar. Bilal-i Habeşi Hazretlerini öyle defnettiler. Peygamberin baş müezzini, peygamberin özel kalem müdürü, bir dönem hazinenin anahtarını elinde tutan kişi, kefen parası dahi olmadan bu dünyadan göçtü gitti. İşte Bilal-i Habeşi Hazretleri sevgili dostlar. Ve genç sahabeler, ben bugün size 3 tane genç sahabeden bahsetmek istiyorum. Aslında ya Peygamber Efendimizin hadisi vardır. Onlar yani ashabım gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız kurtuluşa erersiniz. Ve o ashab içerisinde bir tane bile hayatı bir kahramanlık destanı olmayan yoktur sevgili dostlar. Ben bugün 3 tanesini anlatabileceğim ama onların hepsi de ayrı birer kahramandı. Biz zamanımız kısıtlı olduğu için anca dilimizin döndüğünce, bilgimizin yettiğince kelam edeceğiz. Onları anlatmaya gayret edeceğiz. Mevlam muvaffak eylesin. Mevlam onların hayatını anlatabilecek izanı nasip eylesin bizlere. Amin hocam cümlemize inşallah. Zeyd bin Harise. Zeyd bin Harise ile başlamak istiyorum. Hani doğuştan köleden bahsettik ya biraz önce Bilal-i Habeşi'den. Evet. Sonradan köle olanlar var bir de. Nasıl köle olanlar? Zeyd bin Harise kabileler arasındaki bir mücadeleden dolayı onun ailesi bir saldırıya uğruyor. O saldırı esnasında kaçırılıyor daha çok küçük yaşlarda ve Ukas panayırında köle pazarında satılıyor. Her şerde bir hayır vardır. Bir köle olarak satılan kişi aslında en güzel hürriyete kavuşacağının o esnada elbette farkında değil. Onu alan kişi Hakim bin Hizam adında bir Mekkeli. Ve bu koşa koşa bu daha küçücük 10 yaşındaki çocuğu alıp önce karnını doyuruyor. Üstüne başına bir şeyler alıyor, temizliyor ve halasının evine koşuyor. Halacım diyor, sana diyor Ukas panayırından bak ne getirdim. Ne getirdin? Sana diyor bir çocuk aldım, köle aldım. Bakıyor Hazreti Hatice, Hazreti Hatice'nin yeğeni Hişam. Hizam özür dilerim. Bakıyor çocuğa, bilgisi, hazır cevaplılığı, efendiliği, temizliği hoşuna gidiyor. Ve o esnada bir sıcaklık doğuyor. Bu çocuğa karşı kalbinde, Zeyd'e karşı. Birkaç gün sonra Peygamber Efendimiz dikkat ediyor. Evdeki hizmetçiler arasında küçük bir çocuk var. Sağa sola koşturan, hareket halinde, oyunlar oynayan. Yani köle dediğimiz zaman şunu anlamayın. İşte ayağında zincirler, elinde zincirler, boynuna halka geçirilmiş her yere sürüklenen değil bunlar. Hizmetçi olarak kullanılıyorlar. Ve zaten çocuk Zeyd. Ya onun ne hizmetçiliği olacak? Dikkatini çekiyor Peygamber Efendimiz'in. O esnada daha peygamberlik yok. Diyor Hatice validemize, hayırdır diyor. Yeni yeni simalar görüyorum. O da diyor işte Hizam'ın diyor bana hediyesi bu çocuk. Hoşuna mı gitti? Bakıyor şöyle yani çocuğun gözleri ışıl ışıl. Diyor çok sevimli birisi. Al diyor senin olsun sana hediye edeyim. Ya diyor bana hediye etme. Bunu diyor hürriyetine kavuştursak ne olur? O diyor artık senin bileceğin iş. Hazreti Hatice validemiz.
ben diyor sana verdim. Çağırıyor çocuğu Efendimiz. İşte sohbet ediyorlar biraz. Ondan sonra diyor, sen diyor hırsın diyor. Hürriyetine kavuştun. İyi de küçük bir çocuk nereye gidecek? Ailesinden uzak, ailesi günlerce mesafelik yolda, mecbur orada kalacak. Ve peygamberimize de ısınıyor. Zaman geçtikçe bir köle efendi ilişkisi bir baba oğul ilişkisi haline geliyor. Hazreti Hatice validemizin evindeki, peygamberimizin evindeki o şefkati, merhameti, iyiliği, güzelliği gören Zeyd artık köle olduğuna şükreder hale geliyor. Azatlı köledir artık. Köle değildir. Ve babası da yıllar boyunca oğlunu aramakta. Her yere giden kervanlara, tacirlere devamlı sormakta. Oğlumdan haber var mı? Oğlumu gördünüz mü? Oğlumdan bir haber aldınız mı? Ve nihayetinde Mekke'ye gelen onun komşularından birisi Mekke sokaklarında Zeyd'i görecek, Zeyd'i tanıyacak. Hemen döndüğü zaman Zeyd'in babasına yani Harise'ye müjdeyi verecek. Ey Harise, müjdeler olsun sana diyecek. Oğlun Mekke'de azatlı bir köle. Bir an duraksayacak Harise. Nasıl diyecek azatlı köle? Yani azatlıysa hürdür. Hem azatlı hem köle olur mu? Vallahi bilmem diyecek. Aldığım bilgi azatlı köle olduğu. Azat edildiği ama azat edildiği efendisinin yanından ayrılmadığı. Yine de yanına kardeşini de alacak Harise ve Mekke'ye gelecek. Gezerken Peygamber Efendimiz'i araştıracak, kimin yanında olduğunu. Peygamber Efendimiz'i bulacak, Peygamber Efendimiz'e durumu anlatacak ve diyecek, al diyecek sana istediğin kadar köle yanımda getirdim. Bak bunlar boylu poslu, güçlü kuvvetli, bunlar işine yarar. O daha çocuk, evladımı bana ver bunları al. Diyecek Peygamberimiz, o köle değil ki. Senden diyecek hiçbir şey istemiyorum. Eğer seni tercih ederse alıp gidebilirsin. Ama beni tercih ederse vallahi de Zeyd'i bırakmam diyor. Ve bir araya geliyorlar. Zeyd'e soruyor Peygamber Efendimiz. Sen diyor bunları tanıyor musun? Tanıyorum efendim diyor. Birisi babam olur, birisi amcam olur. Bak diyor şimdi buraya geldiler. O kadar yol teptiler. Seni almak için geldiler Zeyd diyor. Karar diyor senin. İster babanı seç, ister beni seç diyor. Bu konuda diyor serbestsin. Ve Zeyd bir Peygamber Efendimiz'e bakıyor, bir babasına bakıyor. Ondan sonra diyor ki, ben diyor sizinle kalmayı tercih ediyorum. Ve Harise birden parlıyor, ayağa kalkıyor. Yazıklar olsun sana diyor. Sen diyor, hürriyet varken, babanın, ananın ocağı varken, evi varken, memleketin, vatanın varken burada köle olmayı mı tercih ediyor? Ve bu Peygamber Efendimiz'in kafasına bir soru işareti bırakıyor. Cevap veriyor Zeyd. Babacığım diyor. Vallahi de diyor. Ben diyor Muhammed Efendimiz'in yanında gördüğüm şefkati, merhameti, iyiliği, güzelliği başka hiçbir yerde görmedim, göremem diyor. Ben diyor bu adamdan ayrılamam. Anlaştık mı? Anlaştık. Gelin diyor şimdi. Daha bitmedi Peygamber Efendimiz. Kabe'nin oraya varıyorlar. Ve yüksekçe bir yere çıkıyor. Haykırıyor Peygamber Efendimiz. Ey ahali diyor. Duyun. Buradan ilan ediyorum. Zeyd benim oğlumdur. Ben ona varisim. O bana varis. Ve o günden sonra, o saatten sonra Zeyd'in adı Zeyd bin Harise değildir. Zeyd'in adı Zeyd bin Muhammed'dir. Ne zamana kadar? Ahzab suresi nazil olana kadar. Ahzab suresi 37. ayeti. Kur'an-ı Kerim'de bir sahabenin isminin açıkça zikredildiği tek ayettir. Evet. Allah-u Teala'nın bir sahabeyi açıkça ismiyle zikrettiği tek sahabe Zeyd bin Harise'dir. Ahzab suresi nazil olduktan sonra, yani evlatlıklarınızı kendi adınızla anmayın,
kendi öz babalarıyla anın mahiyetindeki ayetler indikten sonra Zeyd'e tekrar Zeyd bin Harise demeye başlayacaklar. Zeyd, Peygamber Efendimiz'in yanına geldiği günden itibaren Peygamberimizin adeta gölgesiydi. Peygamberimizin aynı Bilal-i Habeşi gibi en yakınında olan isimlerdendi. Ve Peygamberimize hizmet edebilmek için, Peygamberimize en ufak bir şekilde iyiliği dokunabilmesi için adeta çırpınan birisiydi. Bunu en güzel örneği nerede görüyoruz biliyor musunuz? Bir insana kendisini adamak nedir sorusunun cevabını Zeyd bin Harise'nin Taif'teki davranışından anlayabilirsiniz sevgili dostlar, sevgili gençler. Bir insana tabi olmak, bir insanın yolundan gitmek nasıldır? Fiili olarak, bedeni olarak da en güzel göstergesi Taif'tir. Hüzün yılı diye bir yıl vardır. Siyer derslerinde Peygamber Efendimiz'in hayatının anlatıldığı derslerde vardır. Önce amcasını ardından eşini kaybeder Peygamber Efendimiz Hazreti Hatice validemizi. Çok büyük bir üzüntü içerisindedir. Artık şehre sığamaz haldedir. Yani bir yerlere kendisini atmak ister. Ve zaten Müslümanlara Mekke'de yapılan baskı, yapılan işkenceler, kendisine yapılan baskı ve hem amcasını Ebu Talib'i hem de eşini Hazreti Hatice validemizi kaybettikten sonra Mekkeli müşriklerin Peygamber Efendimiz'in üzerine baskısı iyice artmıştır. Ki o derece baskı yapmışlardır ki Ebu Leheb bile kan bağından dolayı zoruna gider hale gelmiştir. Ve müşriklere mecburen tehditte bulunmak zorunda kalmıştır. Bakın demiştir, o benim ne de olsa akrabandır. Onunla kan bağımız var. O benim yeğenimdir. Yani biraz daha bu şekilde baskı sürdürürseniz korkarım ki ben de onun yanında yer alacağım. Biraz gevşetin. O derece baskı var. Ve kendisini şehrin dışına, Mekke'nin dışına atar Peygamber Efendimiz. Ama görev nedir? Görev tebliğdir. Nereye gidecek? Taif'e gidecek. 10 gün kadar kalacak Taif'te. Fakat bir tek kişiye bile İslam'ın nurunu aktaramayacak. Hatta Taif'ten ayrılırken Taif'in ileri gelenleri işte sokak serserilerine küçük çocuklara ellerine taşlar alarak Peygamberimize ve onun yanındaki azatlı kölesi evlatlığı Zeyd'e taşlar atacaklar. Tükürüklere boğacaklar. Hakaretler edecekler. Dalga geçecekler. Ve o derece işkencede, küçük düşürmede ileri gidiyorlar ve bilinçli yapıyorlar ki tembihliyorlar. Bu diyorlar, Mekke'nin ileri gelen ailelerinden birisinin mensubu, belinden üst tarafa atmayın taşları. Ölür mölür başımıza bela olur. Belden aşağısına atın. Ama yanındaki kölesi istediğiniz gibi saldırın. İstediğiniz yere taşa atın. Zeyd kendisini korumak için çırpınmayacak. Zeyd Peygamber Efendimizin etrafında pervane olacak. Fır dönecek ve yalvaracak. Ne olur bana atın. Ne olur bana atın taşları diye. Ve Peygamber Efendimiz ağlayarak ya Rabbi onlar bilmiyorlar. Ya Rabbi onlar bilmiyorlar diyecek. Ve kendilerini bir üzüm bağına zor atacaklar. Allahu Teala'nın hikmeti. Ninavalı bir kölenin Müslüman olması için Peygamber Efendimiz'in ve Kur'an-ı Kerim'de adı geçen tek sahabenin Taif'e gitmesi, Taif'te hakarete maruz kalması, taşlanması gerekiyormuş ki işte üzüm bağındaki köle Ninavalı bir köle. Bu köleyle konuştukları zaman o köle Attas. Attas isimli bir köle, evet. Müslümanlığı seçip İşte bir insana bende olmak, bir insana bağlanmak nasıldır? Burada görüyorsunuz. Ve Peygamber Efendimiz için birçok acı, hüzünlü olayı vardır Peygamber Efendimiz'in yaşadığı. Bu olaylardan bir tanesi de Mu'te Savaşı sırasında gerçekleşmiştir. Mu'te Savaşı malumunuz, İslam'ın
küffara karşı en büyük zaferlerinden birisi. Ve hatta insanlığın akıl ve mantıkla idrak edemeyeceği bir zafer. Niye? 3000 kişilik İslam ordusu bir tarafta, 100 bin kişiyi aşan, kimi rivayetlere göre 120 bin kişiyi bulan Bizans ordusu, Hristiyan ordusu bir tarafta. Evet. Ve orduyu sefere gönderirken Peygamber Efendimiz orduya talimat veriyor. Başkomutan diyor Zeyd'dir. O ölürse Cafer'dir. O ölürse Abdullah bin Revaha'dır. O da ölürse aranızdan birisini seçiniz. Bu ne demektir biliyor musunuz? Zeyd şehit olacak demektir. Cafer şehit olacak demektir. Abdullah bin Refaha şehit olacak demektir. Ve bu üç insan düğüne gider gibi giderler sefere. Şehit olacaklarını biliyorlar. O savaşta hem de hangi sırayla şehit olacaklarını da biliyorlar. Ve üçü de tek tek düşecek. Ve bunu daha yeni yeni bunları kavruyoruz. Bundan 50 sene 60 sene önce bu mucizeyi idrak edemiyordu insanlar. 100 sene önce tahayyül etmeleri mümkün değildi zaten. Hani canlı yayın olayı var ya şu anda. Evet. Bakın şu anda sen neredesin Recep Hocam? Ben Darıca'dayım hocam. Siz Kastamonu'dasınız. Darıca'dasın. Ben Kastamonu'dayım. Ve karşılıklı konuşuyoruz. Onlarca dostumuz da bizi izliyorlar. Evet. Mümkün oluyor mu? Oluyor. İşte Peygamber Efendimiz de bir hutbe verirken Mute perdesi aralanıyor. Sahabeyi anlatmaya başlıyor. Sancak diyor Zeyd'in elinde. Zeyd ilerliyor. Zeyd çarpışıyor. Zeyd'im gitti diyor. Zeyd'im şehit oldu. Şimdi bayrağı Cafer aldı. Cafer de şehit oldu. Şimdi Abdullah bin Revaha aldı. O da şehit oldu. Ve en son Halid bin Velid. İslam tarihinin en büyük kumandanı. Evet. Sancağı alıyor ve 3000 kişiyle muhteşem bir zafere imza atıyor, atılıyor. Zeyd bin Harise köle olarak geldiği bir ailede hürriyeti bulan insan. Peygamber havarisi nasıl olur? Peygambere benden nasıl olunur? Bir insana ömür nasıl adanılır? En güzel örnekleriyle göstermiş olan bir sahabe. Ve Müslüman olduğu zaman yaşı 15. Eminim şu anda Destebaşı camimizin üyeleri arasında, gençleri arasında 15 yaşında oldukça hocam, gencimiz mevcut. Bizim camimizin gençleri şöyle ilkokuldan tutun, üniversite hatta çalışmaya başlamış 25 yaş gençlerine kadar. Tabii buradaki gençlik bizim gençliğimiz hocam yaşla sınırlı değil. Ruhu genç olan, gönlü genç olan, imanı genç olan herkes gençtir. Biz bu düsturla bakıyoruz. Ve bu bakımdan Allah'a şükürler olsun güzel bir cemaat kitlemiz var. Allah'a hamdolsun. Hocam lafınızı kesmişken bir şey anlatmak istiyorum. Var? Yayınımızın bitmesine son 25 dakikamız var. 35 dakikalık 25 dakika. Süremizi tamamdır. Geri bıraktık. Tamam yine idareli kullanmışız. Bayağı hızlı ilerliyor. Ağzınıza sağlık. Şimdi sevgili dostlar konuşmaya başlarken dediğim gibi sahabelerimizin, efendilerimizin hepsi büyük. Hepsinin hayatı destansı bir hikaye. Ve bu destanlardan birisi de Habbab bin Eret. Habbab Temim oğulları diye bir aşirete, bir kabileye mensup ki kabile aslında güçlü, hatırı sayılır bir kabile. Ne var ki? İşte o kabileye yapılan bir saldırıda anne ve babası öldürülüyor. Kendisi de çok küçük yaşlarda köle pazarına getiriliyor ve köle pazarında satılıyor. Onu satın alan kişi Mekke'de Ümmü Ammar isminde birisi. Henüz 10 yaşlarındayken satın alınıyor. Ve kendisi o yaşta okuma yazma biliyor. Mekke'de, Medine'de, o civarda okuma yazma bilen çok nadir insan var. Aynı zamanda her şeye meraklı, çok meraklı birisi ve zanaata çok elverişli. Yani eli çok mahir birisi. Ümmü Ammar ondaki bu yeteneği keşfediyor ve bir demirci ustasının yanına veriyor. Onun yanında yetişiyor. Ve kısa bir zaman içerisinde henüz
17-18 yaşlarına geldiği zaman Mekke'nin en yetenekli, en mahir, en çok tercih edilen demircisi oluyor. Herkes kılıcını biletmek için, kılıcını düzelttirmek için veyahut da herhangi bir demir malzemesini yaptırmak için ilk gittikleri adres Habbab bin Eret'in yanı oluyor. Ve Habbab bin Eret Peygamber Efendimizin, Muhammed'in, daha doğrusu öyle söyleyelim, peygamberlik iddiasıyla ortaya çıktığı yönünde Mekke'de dolaşan dedikoduları kulağına alıyor. O da bu dedikoduları duyuyor. Ve bir rivayete göre Hazreti Ebu Bekir Efendimiz vasıtasıyla Peygamber Efendimizle görüşmeye görüşmek nasip oluyor kendisine ve kendisi Müslüman oluyor. Biraz önce bahsetmiştik ya, Bilal-i Habeşi Hazretlerinde açıktan Müslümanlığını haykıran nadir isimlerden, yedi isimlerden işte bir tanesi de Habbab bin Eret. Ama Habbab da aynı Bilal-i Habeşi gibi en ağır işkencelere maruz kalıyor. Bildiğimiz, onun hakkındaki rivayetlerden bildiğimiz iki tane işkencesi var sevgili dostlar. İlki Ümmü Ammar, bir demiri, demirci ustası bu, dikkat edin. Kendisi demirci ustasıydı. Ona layık olan bir şekilde ceza veriyor. Demirci dükkanında demiri kızdırabildiği kadar kızdırıyor ve kafasını dağılıyor. Kafasındaki saçlar deriye yapışıyor. Saçları kokuyor. Habbab bin Eret'in. Ve yine Mekke'de bir meydanda büyükçe bir ateş yakılıyor. O ateşin içerisine atılıyor Habbab. Ve daha çok acı çeksin diye, canı daha çok yansın, gerisi daha çok yansın diye sırt üstü yatırıyorlar, karnını ayaklarıyla basıyorlar. O şekilde işkence ediyorlar. Ve artık dayanılmaz hale geliyor Habbab için bu işkenceler. Peygamberimize koşuyor. Ey Allah'ın Resulü diyor, yetmedi mi diyor bu kadar çektiğimiz, yetmedi mi bu kadar işkence, biz ne zaman kurtulacağız, biz ne zaman rahat edeceğiz diyor. Ve Peygamber Efendimiz bakıyor Habbab'a, ey Habbab diyor, size ne oluyor? Sizden öncekilerin başına gelenler diyor, sen biliyor musun ki böyle isyan ediyorsun? Sizden öncekilere diyor, bedenlerini demir taraklarla tararlardı. Organlarını uzuvlarından koparırlardı da hiçbirisinin gıkı çıkmazdı. Kim gibi? Bilal-i Habeşi gibi. Bilal-i Habeşi hariç işkence gören bütün sahabeler o işkencelerin binde birine biz katlanamayız sevgili dostlar. Bunu da hatırlatayım. Evet. Bir şekilde ahvah etmiştir. Yalvarma noktasına gelen de olmuştur. Ama sadece Bilal-i Habeşi Hazretleri ağzından tek kelime çıkmıştır. Bütün işkenceler boyunca. Ahad, ahad, ahad. Allah bir, Allah bir, Allah bir. Hatta Bilal-i Habeşi'yi anlatırken bunu söylemedik. Şimdi aklıma geldi. Bedir Savaşı'nın şifresi nedir biliyor musunuz sevgili dostlar? Ahad. Ahad'dır. Evet. Peygamber Efendimiz özellikle o şifreyi belirlemiştir. Ve bu şifreyi sahabeye, İslam ordusuna duyurma vazifesini de özellikle Bilal-i Habeşi Hazretlerine vermiştir. Ey Bilal demiştir, bugünkü şifremiz Ahad'dır. Senin ağzından düşürmediğin kelimedir. Bugün bütün Müslümanlar birbirlerini bu şekilde tanıyacaklar. Çünkü iki orduda da elbiseler hemen hemen birbirinin aynısı. Birbirlerine karışma ihtimali haddinden fazla. Bu yüzden bir şifre belirlemek gerekiyordu. Ve o şifre Bilal-i Habeşi'nin tüm işkencelerde ağzından dökülen tek sesti. Ahad'tı. Habbab gerisin geri dönecek. Ve ne olacak biliyor musunuz? Tabi dua etmeyi de esirgemeyecek Peygamber Efendimiz. Allah'ım diyecek, Habbab'a yardım eyle. Ümmü Ammar şiddetli bir hastalığa tutulacak. Başı ağrıyacak. Bütün hekimlere gidecek. Bir türlü geçmeyecek başının ağrısı. Geceleri gözüne uyku giremeyecek. Gündüz yerinde duramayacak. Ve bütün hekimlerin ona söylediği tek bir tedavi yöntemi var. Diyecekler, bu ağrını geçirmek için tek çaren var.
başını kızgın demirle dağlamak. Nereden hatırladık bunu? Habbab'a yapılan işkenceydi bu. Ümmü Ammar, Habbab'ın başını kızgın demirle dağlamıştı. Ve yalvaracak Habbab'a. Gel diyecek, başımı kızgın demirle dağla. İşte Allah'ın büyüklüğü. Habbab bir müddet sonra elbette bu işkencelerden kurtulacak. İlk Müslümanların çok cefa çeken, çok işkence çeken ilk Müslümanların hepsinin de hemen hemen hepsinin de kurtarıcısı Hazreti Ebubekir. Hepsini satın alacak. Hepsini satın alacak ve hepsini de satın aldığı gibi özgürlüğüne kavuşturacak. Habbab ama içinde bir sızı var. Buna kıskançlık demeyin. Bir gıpta. Nedir bu? Bir olay gerçekleşiyor. Erkam bin Ebil Erkam. Erkam deyince aklınıza gelen tek bir şey vardır. Evle bütünleşir Erkam. Erkam'ın evi deriz. Darül Erkam. Ve Erkam'ın evi aynen. Darül Erkam. Ve Erkam'ın evi Safa tepesindedir. Erkam'ın evi hem Mekke'ye çok yakındır, Kabe'ye çok yakındır. Hem de tepe bir noktada olduğu için Mekke'ye dört bir taraftan gelen insanları rahatlıkla görebileceğiniz bir yerdedir. Müslümanlar için ve Erkam Müslüman olacağı hiç tahmin edilmeyen 16-17 yaşlarında bir delikanlı. Onun evi Müslüman olması en son ihtimal olanlardan birisinin evidir. Ve en odak noktasında, en gözde yerde olduğu için onun evinden hiç kimse şüphelenmez. Ve evini Peygamber Efendimiz'e açar. Ne zaman açar biliyor musunuz? Evlendiği gün. Zaman babası ona evlilik hediyesi olarak o evi tahsis etmiştir. O evi vermiştir. Evlendiği gün o evi Peygamber Efendimiz'e tahsis eder. Ve Habbab bin Eret'in yüreğinde bir sızı. Bakar. Erkam der, ne şanslı bir delikanlı. Erkam ne talihli bir Müslüman. O Allah'ın Resulüne, Allah'ın dinine evini açtı, evini hizmete soktu. Ya ben ne yaptım? Ya ben ne yapabiliyorum? Ben basit bir köleyim. Ne yapabilirim ki? Bu düşünceler içerisinde demirci dükkanında demir dövmektedir. Bir taraftan bunları düşünüyor, bir taraftan demirini dövüyor ve dövdüğü demirin her çekicin demire vuruşunda ses dışarı yankılanıyor. Dışarıda birisinin kafasının içerisinde karıncalanmalara meydan veriyor. Mus'ab bin Umeyr isminde Mekke'nin en yakışıklısı, en zengini, en güzel kokuları sünneni geçerken genç kızların değil, erkeklerin bile dönüp dönüp bir daha baktığı o delikanlı Habbab bin Eret'in demirci dükkanının önünden geçerken birden duraklıyor. Bakıyor Habbab'a, sanki birkaç gün önce kafasında demir dağlanan, sanki birkaç gün önce meydanda ateş yakılıp üstüne atılan o değilmiş gibi gayet sakin bir şekilde demir dövmekte. İçinden bir ses dükkana doğru yönlendiriyor Mus'ab bin Umeyr'i. Giriyor dükkana. Kolay gelsin, nasılsın, iyi misin? Biraz sohbet ettikten sonra diyor, ey Habbab diyor, şaşıyorum sana. Niye diyor? Ya diyor, bu sıcakta, bu kızgın alevin altında sabahtan akşama kadar çalışıyorsun. Bu ateş seni hiç yakmıyor mu diyor. Bakıyor Habbab. Mus'ab'taki gidiş gelişlerin farkında olan birisi. Mus'ab'taki tereddütü bilen birisi Habbab. Diyor, ey Mus'ab, bu ateş ne ki diyor. Beni asıl hangi ateş yakıyor biliyor musun diyor. Ne yakıyor diyor. Senin gibi diyor, ahlakıyla tanınmış, güzelliğiyle herkesin hayran olduğu, zenginliğiyle gıpta edilen bir gencin nasıl olur da hala Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın dinine girmediği, bunu düşündükçe diyor benim yüreğim dağlanıyor. Ve artık Mus'ab direnemez hale geliyor. Diyor, beni Erkam'ın evine götür. Ve Erkam'ın evine gidiyorlar. Peygamber Efendimiz'in dizinin dibine oturuyor.
ve 18 yaşında bir delikanlı, 18. Müslüman olarak İslam'ın ilk Müslümanları arasındaki yerini alıyor. Sonraki sahabemiz de zaten kim olacak? Mus'ab bin Umeyr olacak. Bakın, hocam, sonra anlatacağım bunu. Kaç dakikam var? 10 dakikamız kaldı. Tamamdır. O zaman hemen Habbab'ın İslam'a ikinci büyük hizmetini anlatayım. Mekkeli müşrikler toplantı halinde. Önünü alamıyorlar artık. 39 olmuş Müslümanların sayısı. Ne yaptılarsa, hangi işkenceleri, baskıları uyguladılarsa Müslümanlar çoğalıyor. Ve Muhammed'e tabi olanlar, Muhammed'e inananlar gittikçe onun etrafında daha fazla bir kale oluşturuyorlar. Diyorlar ki bu işin tek çaresi var, Muhammed'i öldürmek. İyi de kim öldürecek? Kim buna cesaret edebilecek? 30 yaşlarında bir delikanlı, cevval bir delikanlı kalkıyor ayağa. Ben diyor bu işi yaparım, eline kılıcı alıyor. Çıkıyor Mekke sokaklarına. Erkam'ın evine doğru ilerliyor. Kim bu? Hazreti Ömer. Ömer'ül Hattab. Karşısında hiç kimsenin duramadığı birisi. Mekke'de iki insanın karşısında duramıyorlar. Hamza, birisi Ömer. Hamza, birisi Ömer. Hamza Müslüman olduktan sonra zaten bu işe kalkışıyorlar. Çünkü Hamza'nın içerisinde olduğu bir topluluğa kesinlikle zarar veremeyeceklerinin farkındalar. Evet. Ve yolda Nuaym bin Abdullah'la karşılaşıyor Hazreti Ömer. Nuaym ondaki hali seziyor. Ya Ömer diyor, sen nereye gidiyorsun? Ki Müslümanlığını gizleyen birisi. Diyor artık diyor Mekke'ye nifak tohumu sokan adamın diyor kellesini almaya gidiyor. Yalın kılıç. Kılıç elinde gidiyor. Nuaym ya diyor onun öldürüp ne yapacaksın? Bak işte kabilesi şöyle gene şu bu. Yoksa diyor sen de mi Müslümansın? Kılıcıyla Nuaym'ın üstüne geldiği zaman can korkusuyla ağzından şu çıkıyor. Bana bakacağına diyor git eniştenle kız kardeşine bak. Onlar da Müslüman oldu. Evet. Ve güzergah nereye dönüyor? Güzergah Said bin Zeyd ve Fatma'nın evine dönüyor. Ve orada o esnada kim var? Habbab bin Eret var. Yeni nazil olan ayetleri öğretiyor onlara. Ve kapıyı kırarak içeri giriyor. Yanlış hatırlamıyorsam söylüyor. Taha suresi okunuyordu hocam. Aynen. Taha suresi. Nazil olmuş onu öğretiyor. Ve o esnada içeri dalıyor. Önce eniştesine sonra kardeşi Fatma'ya birer kimisi tokat diyor, kimisi darbe diyor, bir şey indiriyor. Yani bir zarar veriyor. Ama kapıya geldiği zaman o duyduğu sesler hala kulağında. Habbab'ın okuduğu ayetler kulağında. Hızlı bir şekilde hali değişmeye başlıyor. Habbab perde arkasına saklanmış. Diyor siz Müslüman mı oldunuz? Eniştesi de kız kardeşi de korku içerisinde. Hiçbir şey diyemiyorlar. Ama sonunda Ömer'in dili çözülüyor. Diyor şu okuduğunuz şeyleri bana da okuyun. Ve o esnada Habbab anlıyor yumuşadığını. Hemen çıkıyor. Çok hızlı geçiyorum. Mus'ab bin Umeyr benim için özellikle onu anlatacağım. Okuyor Taha suresini ona da. Ve ondan sonra elinde yalın kılıç iki cihan serverini öldürmeye çıkan Ömer, Hazreti Ömer oluyor ve 40. kişiyle beraber Mekke sokaklarına çıkıyorlar. 40 kişi Kabe'ye kadar hocam, giderek İslam'a haykırıyor. O konuyla ilgili bir şeye değinmek istiyorum. Herkes Hazreti Ömer'i 40. Müslüman olarak nitelendirir. Lakin bu kaynaklarla sabittir. Hazreti Ömer 40. Müslüman değildir. Hazreti Ömer'e 40. Müslüman denmesinin sebebi o anda iman etmek için Darül Erkam'a gittiğinde Peygamber Efendimiz'in yanında toplam 39 kişi var iman etmiş olan. Diğerleri doğru, doğru. Dışarısında var. Bu o yüzden 40. Müslüman deniyor. Bunu kardeşlerimiz, cemaatimiz hani çok yanlış anlayan insanlar olmuş. Hep 40. Müslüman diye nitelendirilmiş. Şimdi bunu bir dipnot olarak düşmek istedim. İşin açığı ben de öyle biliyorum. Ben bunu nereden biliyorum? Salih Suruç'tan biliyorum. Ben de Muhammed Emin Yıldırım'dan bizzat bu konuyu dinledim. Özellikle anlatıyor. Şimdi şunu parantez içinde söyleyeyim. Salih Suruç dünyada Peygamber Efendimiz'in Hayatı adlı eseriyle
ödül almış ve Peygamber Efendimizin evet. hayatını en doğru şekilde anlatan kaynak olarak tescillenmiş olan birisidir. Aynen öyle. Diyorum Mus'ab bin Umeyr. Benim oğlumun adı Mus'ab. Hocamızın adı da Mus'ab'dı değil evet, mi? Evet. İmamımızın adı da Mus'ab. Hocama da ben selam söylüyorum. Mus'ab'ların benim gönlümde selam. Ayrı bir yeri vardır. Mus'ab bin Umeyr ya Habbab'da anlatılacak çok şey kaldı. Ne kaldı? Mesela sadaka taşlarının ilham kaynağı Habbab bin Eret'tir. Bu evet. kaldı benim ondan. Ne kaldı? Geldik ilk öğretmene. Geldiği zaman aynen sofrasına üç çeşit yemek geldiği zaman hüngür hüngür ağlayıp Allah bizden elini eteğini çekti yoksa bütün mükafatı bu dünyada mı veriyor diyerek gözyaşı döken birisi. İşte Habbab bin Eret'in İslam'la şereflenmesine vesile olduğu Mus'ab bin Umeyr. Ki Mus'ab bin Umeyr Mekke'nin en zengin ailesinin mensubu. Mus'ab bin Umeyr Kabe'nin muhafızlığını ve sancaktarlığını yapan ailenin mensubu. Mus'ab bin Umeyr Mekke'nin en yakışıklısı, en güzel kokular sürüneni ve o yoldan geçtiği zaman 100 metre öteden Mus'ab buradan geçti diyorlar. O derecede güzel kokular sürünüyor. Ve bu insan Müslüman olduktan sonra maalesef yine süreyi kullanamadı. Kaç dakikam kaldı? Hocam şu anda 6 dakikamız var. 6 dakika tamamdır. Mus'ab bin Umeyr Müslüman olduğu zaman özellikle annesi çok ağır baskılar yapıyor buna. Evden çıkarmıyor. Ve diyor bak diyor eğer dininden dönmezsen annen diyor annen Hunnas ölecek diyor. Annen Hunnas'ı öldürecek misin diyor. Ve Mus'ab bin Umeyr vallahi de diyor 1000 tane Hunnas'a diyor İslam'ı diyor değişmem. Evet. 1000 Hunnas gelse diyor beni dinimden döndürür. Onların imanı gerçek manada iman. Aynen. Aynen. Çünkü onlar bizzat iki cihan serverinin nuruyla nurlanmış olan insanlar. Evet. Ve kendisi Habeş'e hicret eden yani ilk hicret kafilesinin içerisindeki insanlardan birisi. Kendisi Medine'ye 1. Akabe biatından sonra Müslümanlar Peygamber Efendimiz'e biat edenler diyorlar ya tamam biz sana iman ettik de bu dinin hükümleri nedir? Bu din nasıl bir dindir? Bize öğretecek bir öğretmen gönder diyorlar. Öğretmenlerin ilk hicret edendir Mus'ab bin Umeyr. Mus'ab bin Umeyr. Ve Allah'ım. Ve Mus'ab bin Umeyr Bedir'de de sancağı taşıyacak olan kişidir. Evet. Bedir'de sancaktardır. Ve aynı zamanda ikinci Akabe biatına gelindiği zaman hani öğretmen olarak gitmişti ya evet. sıfırdı. Tek başına gitmişti. Yanında 70 kişiyle gelecek oraya tekrar. Ve çalınmadık kapı bırakmadım yani, ya Resulallah diyecek. Ve Mus'ab bin Umeyr şudur değerli dostlar. Mus'ab bin Umeyr öğretmen nasıl olunurun en güzel temsilcilerinden bir tanesidir. Evet. Ve Mus'ab bin Umeyr hatırlayın en zengin demiştik ya Uhud Harbi'ne getireceğim sohbeti öyle tamamlayayım sizinle. Uhud Harbi. Okçular Tepesi'nin terk edildiği harp. Okçular Tepesi'ni terk ettiğimiz zaman komutanın emrini birazcık gevşettiğimiz zaman komutanın talimatına ehemmiyet vermediğimiz zaman başımıza ne geleceğinin en güzel örneklerinden bir tanesi. Evet. Uhud'da savaş Müslümanların lehine seyrederken artık müşrikler gerisin geri kaçmaya başlamışken birdenbire Okçular Tepesi'ndeki sahabeler de ganimet sevdasına düşerek ganimet almaya koşunca o zaman henüz Müslüman olmayan bir askeri deha Halid bin Velid Okçular Tepesi'nin boşaldığını görecek, Müslümanlara arkadan saldıracak ve Müslümanlar iki ateş arasında kaldığı zaman Peygamber Efendimiz'in etrafında da 10-15 kişilik bir sahabe ordusu kalacak. Ordu dedim özellikle dikkat edin. Evet. 10-15 kişicik demedim. Çünkü bunlar gerçekten her biri birer orduydu. İşte bunlardan bir tanesiydi Mus'ab bin Umeyr. İbni Kamiye adındaki müşrik Peygamber Efendimiz'in çevresinde azıcık bir sahabe kaldığını görünce Peygamber Efendimiz'i öldürebilmek için atını son sürat Peygamberimize doğru sürüyor. Ve bunu gören Mus'ab bin Umeyr ordunun da sancaktarıdır. Bir elinde sancağı, bir elinde kılıcı olduğu halde İbni Kamiye'ye doğru koşuyor. Birisi atlı,
birisi yaya ve İbni Kamiya'nın önüne duruyor. İbni Kamiya'ya kılıcını uzatıyor ve bileğinden kolu koparılıyor İbni Kamiya'nın kılıcı tarafından. Ve hemen sancağını, kılıç gitmiş elinden, sancağıyla saldırmaya kalkışıyor. Bu sefer sancağı tutan eli de bilekten gidiyor. Ve sancağın yere düşmemesi lazım. Bu gören Mus'ab bin Umeyr'de sancağı tutabilmek için bileklerinden kesilmiş olan kollarıyla sancağı göğsüne bastırıyor. Ve İbni Kamiya'nın uzun kargısı, yani mızrağı, Mus'ab bin Umeyr'in göğsünden girecek, sırtından çıkacak ve Mus'ab bin Umeyr yere düşecek. Ama sancak düşmeyecek. Ama ordunun bayraktarı olan Mus'ab bin Umeyr'in vazifesi devam edecek. O esnada birdenbire Peygamber Efendimiz Mus'ab bin Umeyr'i yine aynen dakikalar önce olduğu gibi bir elinde sancak, bir elinde kılıcıyla düşman üzerine hücum ettiğini görecek. İlerle ya Mus'ab! İlerle ya Mus'ab! Diye haykıracak. Ve o esnada Mus'ab dönecek ona. Bakacak Mus'ab değil. Mus'ab'ın suretine bürünmüş olan bir melek. Mus'ab şehit düşecek ama onun şehit olmasıyla bayrağı melekler yere düşürmeyecek. Melekler bayrağın, sancağın yere düşmesine müsaade etmeyecek. Ve savaştan sonra şehitler arasında dolaşırken Peygamber Efendimiz ve sahabeler şu manzarayı görecekler. Mus'ab bin Umeyr, Mekke'nin en zengini, Mekke'nin en yakışıklısı, suratındaki sakallardan, suratındaki buruşukluktan, çirkinlikten suratına bakılmıyor o yakışıklı gencin. Ve Mekke'nin en güzel giyinen gencini kefenlemeye çalıştıkları zaman, kabre koymaya çalıştıkları zaman, üstündeki elbisesiyle başını örtseler ayakları, ayaklarını örtseler başı açıkta kalıyor. Ve Peygamber Efendimiz gözyaşları içerisinde diyor, ayaklarını otlarla örtün. İşte İslam'a ömrünü adamak nasıl bir şeydir? İslam'ı yaşamak nasıl bir şeydir? İslam mücahidi olmak nasıl bir şeydir? En güzel göstergesi Mus'ab bin Umeyr'in hayatındadır sevgili dostlar. Evet. Öğretmen nedir? Öğretmen nasıl olur? Öğretmen kendisini mesleğine, dinine, imanına, davasına, davasının liderine nasıl teslim eder, nasıl feda eder? En güzel örnekleri Zeyd bin Harise'de, Habbab bin Eret'te, Bilal-i Habeşi'de, Erkan bin Ebi Erkan'da, Sad bin Ebi Vakkas'ta, Halid bin Velid'de, Eba Bekir'de, Ömer'de, Osman'da, Ali'de, Mus'ab bin Umeyr'de, yani Peygamber Efendimiz'in ifadesiyle göklerdeki yıldızlarda görüyorsunuz bunları. Elhamdülillah. Çağımızın bize uydurulmuş, sonradan icat edilmiş kahramanlarıyla gelenlere bizim bunlarla cevap vermemiz lazım. Süpermenler, Spidermenler, Ironmenler, Zartmenler, Zurtmenler, şunlar bunlar, bu sahte kahramanlara ihtiyacımız yok. Bizim İslam tarihimizde de, Türk tarihimizde de Metehan'dan, Sultan Alparslan'dan, Melikşah'tan, Kürşat'tan, Fatih'ten, Yavuz'dan kahramanlarımız da var, sahabelerimiz. Hocam yayınımızın bitmesine son 15 saniye. Yine son saniyede kaldık. Çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Cami yönetimimiz adına şükranlarımızı sunuyoruz. Kıymetli cemaatimiz, bizi izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet olun. Gecemiz mübarek olsun.